Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapalım? Bugün çok istek alan bir yemek. Ney? Türk mutfağının kralı ya da kraliçesi ne derseniz deyin, kuru fasulye. Arkadaşlar, inanın çok istek aldım arkadaşlardan. Abi kuru fasulye yap, kuru fasulye yap. Yahu her evde pişen bir şey yok abi, illa yap, illa yap. Ben de bugün kuru fasulye çekmeye karar verdim. Bugün gariban fasulyesi yapacağız, etsiz. Etli kuru fasulye güveçte başka bir gün yapacağız arkadaşlar. Onu özel olarak yapacağım. Başlayalım. Fasulye için bugün markete gittim. Çalı fasulyesi ya da buralarda bilinen adıyla Selanik tipi fasulye aldım arkadaşlar. Bu Selanik tipi fasulyenin özelliği pek şişkin olmaması. Şöyle arkadaşlar bakalım. En güzel fasulye budur arkadaşlar. Bakın bunun ortası çukursaydı birazcık fasulye daha da güzeldir. Bu lokantacıların kullandığı fasulye cinsidir. Öyle şeker fasulyesi falan filan diyorlar, bakıyorum bazen ama yani lokantacılar genelde profesyonel bunu kullanırlar. Şimdi bunu biz lokantacının yaptığı usulde yapacağız. Yani ben bunu geceden ıslatmadan size fasulye nasıl pişirilir göstereceğim arkadaşlar. Evet, malzemelerimizi hazırladık. Ne yaptık? Tam 1 kilo gramı gramına kuru fasulyeyi yıkadım arkadaşlar. Süzdüm. Tenceremize boşaltıyoruz. Bu arada gerekli malzemeler tabii ki tuz, kırmızı biber, bir baş büyük soğan, evde yapılma biber salçası. İsteyen hazır alabilir, herkes yapamıyor. Bir de domates salçası. Arkadaşlar ne yapacağız? Şimdi bu fasulyeyi şöyle soğuk suyla dolduracağız. İşte üstünü 2-3 parmak geçecek kadar suyla dolduracağız. Ve kaynamaya bırakacağız arkadaşlar. Tencerenin üstünü kapatırsak hem çabuk pişer hem de enerji tasarrufu yaparız. Yalnız dikkat edin taşmasın. Şimdi arkadaşlar fasulyemiz şişti. Az bir şey. Bakın sadece ilk bir kaynatıyoruz. Fasulyeler üste çıktığı vakit yeterli bize. Şimdi altını kapatıyoruz. Ne yapıyoruz? Bu suyu süzeceğiz arkadaşlar. Bunun amacı hem fasulyenin gaz yapmasını önlemek hem de kaymak gibi olmasını sağlamak. Şu şekilde geçte halledebiliriz. Kalan suyu süzdük ve buna gene soğuk su arkadaşlar. Soğuk suyu koyduk. Daha sonra yetmezse su ilavesi yaparız. Altını tekrar yakıyoruz. Kaynadığı vakit kısıyoruz. Arkadaşlar kısık ateşte olmaya bırakıyoruz. Bu arada biz de fasulyemizin içine arkadaşlar hazırlayalım. Bir adet soğanı rendeliyoruz. Ve soğanımızı pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Soğanımızın içine isteyen zeytinyağı, isteyen sıvı yağ arkadaşlar atabilir. Hemen altını yapıp
pişirme işlemine başlıyoruz arkadaşlar. Evet, soğanlarımızın rengi dönmeye başladı arkadaşlar. Burada püf nokta, soğanın suyu bitecek, yani suyunu salıyor. Artık yağ ve soğan kalacak sadece. Azıcık rengi dönmeye başladığı vakit hazır demektir. Ne yapıyoruz şimdi buna? Bir kaşık domates salçası tam olsun. Dolu dolu. Bir kaşık biber salçası. Renge bakın, evde yapılma salçanın hali başka tabii ki. Ve bir çay kaşığı gördüğünüz miktarda toz kırmızı biber. Arkadaşlar bu toz kırmızı biber buna çok acayip bir lezzet veriyor. Tavsiye ederim. Sırf domates salçasıyla güzel olmaz. Sırf biber salçasıyla da güzel olmaz. İkisi karıştığı vakit çok şahane bir tat olur arkadaşlar. Burada önemli olan salçanın kavrulması arkadaşlar. Salça ne kadar kavrulursa yemek o kadar lezzetli olur. Tabii ki yakmayacağız, yakana kadar da değil. Şimdi bunu biraz kısalım. Burada benim yaptığım bir formül var arkadaşlar. Salçayı yağla kavurduk. Bayağı bir kendine geldi. Şöyle duruma göre 2 bardak ya da 3 bardak su ilave ediyorum. 2, 3 bardak olur. Bu kaynayacak arkadaşlar. Bu kaynadıktan sonra kısıyoruz. Birazcık daha suyu eksilirse biraz daha su atabiliriz. Kaynadıktan sonra kısacağız. Kısık ateşte 10 dakika bu salça arkadaşlar kaynayacak. Mükemmel olur. Denemenizi tavsiye ederim. Bu arada fasulyemiz de kaynadı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bundan sonra kısıyoruz fasulyeyi. Neden? Çünkü fasulyenin dağılmasını istemiyoruz. Birazcık daha su ilave edeceğim. Fasulyem bayağı şişti. Bakalım. Kendim çektiğim için bugün arkadaşlar biraz sıkıntılı ama elimden geleni yapıyorum. İki bardak. Piştikçe arkadaşlar siz suyunu ilave edebilirsiniz. Güzel, böyle soğuk su ilave ediyoruz. Kapatıyoruz ve beklemeye geçiyoruz arkadaşlar. İkisini de beklemeye geçiyoruz. Evet arkadaşlar, fasulyemiz takribi 1-1,5 saat de oldu. Bakın, hiç geceden suya bırakmaya da gerek yok. Eğer fasulyeyi iyi seçerseniz hiç sıkıntı olmaz. Salçamızı yapmıştık zaten. Ben şimdi bir daha kaynattım. Bunu alıyoruz şimdi. Şöyle bir güzel arkadaşlar. Fasulyemizin içine koyuyoruz. Tam fasulye pişti pişecek. O arada arkadaşlar salçalı suyunu atın. Çünkü bu içine karışması lazım. Eğer tam pişmiş atıp da biraz daha pişireyim karışsın derseniz arkadaşlar, yani fasulyeniz dağılabilir. Tuzuna gelelim. Tuz tamamen farazi arkadaşlar. Çünkü benim biber salçam tuzluydu. Herkes tuzu kendine göre atsın. Şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Tabii ki tatmak serbest tuzunu. Biraz daha. Yani ben 1,5 tatlı kaşığı falan atıyorum. Salçam tuzu sizinki değişebilir arkadaşlar, oranları.
Bu şimdi birazcık kısık ateşte 10-15 dakika üstü kapalı pişecek arkadaşlar. 3. Evet arkadaşlar, kuru fasulyemiz oldu. Bakın şimdi hemen alalım, tabağa koyalım. Kaymak, kaymak. Fasulyenin rengi kırmızı olsun kaygısıyla çok salça atarsınız arkadaşlar, o kadar lezzetli olmaz. Bu daha çok eski usulde kırmızı biberle yapılan fasulyelere benzedi. Şöyle alalım. Bakın arkadaşlar, fasulyeler tabakta yüzmeyecek suyun içinde. Evet arkadaşlar, masamızı kurduk. Kuru fasulye, çoban salatası ve orijinal ekşi mayalı köy ekmeği. Daha ne isteriz ki? Hepinize afiyet olsun.